Zuhal Topal'la Sofradan'ın çekimlerinde ekibimiz ve yarışmacılarımız Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı COVID-19 tedbirlerine uygun hareket etmektedir. Programımızda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına maksimum özen gösterilmekte ve evimizin her noktası özel ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Salı günündeyiz ve Zuhal Topal'la Sofrada için bu haftanın ikinci günü başlıyor. Bugün aşçı kayınvalidemiz Mine Hanım'la aşçı gelini Perin'le benzersiz bir lezzet yolculuğuna çıkıyoruz. Şimdi evimize gidiyor, ailemizi daha yakından tanıyoruz. İsmim Pelin, 32 yaşındayım. Bir tane kızım var, 5,5 yaşında. İsmi Zümra. Ben Sadiye Akın ama yakınlarım Mine der. İki çocuğum var, biri kız biri erkek. İki torunum var. Şu anda çalışmıyorum, evdeyim. Kazanacağımı düşünüyorum çünkü ben yemek yapmayı ve yemek yedirmeyi çok seviyorum. Sunumlarıma da güveniyorum, lezzetime de güveniyorum. Ve çevrem de zaten bunun için bana çok büyük destek. Benim kızım uzun yıllar çalıştı, çok misafir ağırlarız. Daha önce otelde ve restoranlarda çalıştım. Mutfakta pastane bölümünde, tatlı bölümündeydim. Ekmek yapıyorduk, tatlı yapıyordum. Yapıyor, her akşam çayımız boş geçmez. Evde zaten 9 senelik evliyim ve evde eşime harika yemekler yapıyorum. Ben aşçıyım, kızım aşçı, kökenimiz aşçı. Bu hafta zaten pasta çıktı şansımıza. Kazanacağız, güveniyorum, destekliyorum. Yani tüm ekipmanlarımı da aldım geldim, göreceksiniz. Toplayarak geldik. Her şeyimizde başaracağız, yapacağız. Hem kızıma güzel bir anı olsun. Zaten babaannemiz de çok seviyor. Kazanacağız. İkinci günümüzden merhaba efendim. Asıl ismi Sadiye olan ama kendisine Mine denilmesini isteyen kayınvalidemiz ve gelini Pelin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bomba gibiyiz. Oo, ne diyorsun? Evet. Bayılırız enerjik insanlara. Aynen öyle. Vay maşallah, kaç yıllık gelisin Pelin? 9. Wow, süper. Nerelisin? Bolulu'yum. Bolu'ya selamlar, sevgiler. Dün söyledi kayınvaliden ama ben kendisi Bolulu, seni bilmiyordum. Evet. Bir şey attı ortaya ama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyoruz. Arada kaynadı. Benim gelinim pastacı mı dedi? Evet. Bize böyle geldi. Evet, mutfakçıyım. Aile mesleğimiz. Kimler var ailede? Annem, babam, abim. Mahalle aşçı mı? Amcalarım, evet. Amcaları? Evet. Kimse kalmadı geriye zaten. Teyzelerim, aynen. Teyzelerim, ablalarım, abilerim, dayılarım, alalarım. Hepim bir şey söyleyeceğim. Hepimiz aşçıyız. Şu 15 bin TL'yi versene Gülşah. Ne güzel olur. Hiç bizi uğraştırmayın. Daha bak bugün salı, çarşamba, perşembe, 4 program daha. Çok güzel olur çek. Zaten almadan gitmeyeceğim. Yani verelim git. Artık evet. Daha bunu konuşacak, tartışacak değil bir şey mi? Kalmamış bence. Çok iddialı. Biliyorsunuz yani aşçılarımızın memleketi Bolu. Gurur duyuyoruz. Tabii ki. Annem de. İddialı olmasının yanı sıra başka ne özellikleri vardır? Ay, çok temiz kalplidir. Ne güzel. Otoriterdir. Otoriter. Yani düzeni sever. Sever. Bana da gelse ben yaptığı düzene hiç karışmam. Kendi evinde karışmam. Nerede yaşıyorsunuz bu arada? Biz İstanbul'da, Avrupa yakasında. Yani yakın mı oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Evet. Aynen. Nasıl kayınvaliden? Daha tam tanımıyorum tabii. Dün tanıştık. Yani o çok enerjik. Uyumluyuz. Ürün. Yani hiç gelin kayınvalide gibi değiliz. Maşallah diyelim. Aynen, arkadaş gibiyiz diyelim. Yok mudur kayınvalide dikenleri? Yok. Hangi konularda ortaya çıkar o dikenler? Çocukları söz konusu mu? Çocuk olsun. Torunları söz konusu. Torun. Temizlik mi? Torunları. Tabii ki çocukları. Hmm. Yani çocuklarına da düşkün müdür oğullarına düşkün. Falan? Oğluna da düşkündür, kızına da. Oğulları düşkündür. Dedim ama bir tane bir var. Bir oğlan bir kızım var. Ha, damat var mı? Var. Görümce bir de sunlu. İyi yani iyi midir? İyi mi? Evet, görümcemle de aram iyidir. Oo, ne güzel. Aynen. İyi geçiren bir aile. Evet evet, iyi. Ne güzel, ne güzel, ne görürüm 5 dakika sonra. Sen mutfağa git de. Süper. Kaç çocuk var Pelin bu arada? Bir tane kızım var. 5,5 yaşında. Allah bağışlasın. Ay, ne güzel. Adı ne? Zümra.
Zümra. Evet. Allah Allah isimler. Bu kayınvalide niye mi nedensin istiyor? Birisi söyleyememiş de Sadiye'yi galiba. Evet dayım. Dayım büyük. Dayım niye böyle yaptı? Şimdi dayıdan sonra neden böyle kaldı bu isim? Hiç bilmiyorum. Annem orada kendisi. Sen anne diyorsun tabii. Seni hiç ilgilendirmiyor anne. Yani değil mi? Mine tabii anne ki. Ya da Sadiye anne yok değil. Yok anne. Anne. Ne güzel ne güzel. Aynen. Ne mutlu size. Senin annen nerede? Evde. Çok özür diliyorum. Ses kendim geri gittiği için algılıyorum. Aa dedim bu kız ne tuhaf. Duyamadım. Yankılanıyor değil evet, mi? Yankılanıyor. Maskede. Bir de sizin karşınızda heyecanlandım açıkçası ya. Sen üşümüyor musun bu arada? Üşüdüm valla. Dışarıdan üşüdüm. Dışarısı 6 derece. Sen aynen. Niye güvendin de geldin? Hani biz İstanbul'da çekim yapıyoruz. Maldivler'de değiliz ki ya. Valla ne yapayım bilmiyorum. Bilemedim. Bolu'ya kar düşmüş size zaten. Karşı. Bu sabah itibariyle kar da düşmüş. Olsun. Size karşı şey olması için. Aman efendim ne demek ne demek. Peki menünü de say bakalım Pelin'cim. Menümü sayalım. İddiayı bir duyalım artık. Tabii. Değil mi? Bolu usulü patates çorbamız var. Güzel. Ara sıcak olarak içli köfte, oh. Kabak mücver oh. Ve çıtır mantarlı böreğim var. Vay. Evet, ana yemek olarak da Abant kebabı, babaannemin mis gibi yaptığı keşli cevizli erişteyi sizlere. Evet. Güzel, güzel. Ve son olarak da çıtır kasede tavuklu göbek salata. Çıtır kasede? Evet. Aa, lavaş kasesi mi yapıyor? Evet. Ooo güzel. Pastamız. Ne? Senin işin, senin alanın. Kızımız evet. Pastası çünkü. Bal kabaklı cevizli yaş pasta. Bal kabaklı cevizli yaş pasta. Evet. Mevsime uygun. Mevsime uygun. Ve şu anda en güzel... Güzel gider. Güzel gider. Kışın gider. Aynen, güzel kışın. Gider. Bir de çay demliği ver bari. Olur. Şaka yaptım şaka. İnşallah yetiştirsin. Dün boş sofraya oturduk. Açılışı pek hoş yapamadık. Tüm ekipmanlarımla geldim. Ekipmanlarınla. Oo, kendi atölyesini kuracak oraya bir nevi. Evet. Peki seni hemen gönderim hazırlıklarına başla olur. O zaman. Hadi bakalım görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Bay bay. Menüde ben güzel bir şey göremedim açıkçası. Ne öyle yok? Çıtır mantarlı börek. Böreğe mantar yakışır mı onu da bilmiyorum. Bir de göbekli, cevizli göbekli salata. Pasta böyle kabaklı pasta. Bir de pastacıymış bu gelin. Bir Bolulu olarak hem kayınvalide aşçı, gelin de pastacı. Zor bir menü bulamıyorum. Mantar var, patlıcan var ya ondan sonra. Hani hem et var hem tavuk var. O kabak hiç olmamış. Patates çorbasını hiç yemedim. Hiç sanmıyorum güzel olacağını. Menü biraz bana abartılmış gibi geldi. Biz aşçıyız, kendi çok böyle iddialı konuştuğu için biraz iddiasının altını doldurmaya çalışmış gibi geldi ama bakacağız. Basit, hazır yufka. Tavuğu haşlamış, sadece salata yapmış. Mücver zaten iki tane kabağı şey yapmış. Enişteden hazır. Yani ne var bilmiyorum bu kadar ağır menü. Bir de aşçının şeyi, gelini. Vallahi biz onlardan daha çok aşçıyız, kusura bakmasınlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.